Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TET Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende alan konusundaki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kısa kenarı 3 kök 2 cm ve uzun kenarı 6 kök 2 cm olan şurası 3 kök 2 imiş ve uzun kenarda 6 kök 2 cm arkadaşlar. Şöyle 6 kök 2 diye yazalım. Üçgeni içinde kağıt B noktası etrafında ok 45 derece döndürülüyor. Arkadaşlar şimdi ben bunu 45 derece döndüreceğim. Hop şöyle 45 derece döndüğünde. Burada kaç 45 derece mi olacak? Evet. Hemen yazalım ve aynı zamanda bu kenar hop buraya geldi. Burası 3 kök kim oldu? Aynen öyle. Şurası 45. E o zaman tamamı 90 olduğundan burası 45. Hatta burada kaçı da 45 derece oldu mu gençler? Olmaz mı be ya? Hemen yazdık. Sonrasında ne var arkadaşlarım? Burası 6 kök ise burası da 6 kök oldu. Şimdi ne yapacağız? Gençler 3 kök 2 ve 6 kök 2'den dolayı şuradaki Pisagor'dan bulabiliriz. 1 2 kök 5 üçgeninden burayı 3 kök 10 mu buluruz? Aynen öyle. Evet burası 3 kök 10. Şimdi ne yapacağız hocam? Madem 3 kök 10 bakın burada da bir açı ortaylık mı çıktı arkadaşlar? Bu açılar birbirine eşit 45 45. 1'e 2 oran var. O zaman burası A iken burası 2A. Toplamda 3A uzunluğu. Bakın burası 3 kök 5 iken burası da 3 kök 5 olduğundan dolayı. 3A 3 kök 10 eşit olduğundan A'yı buradan kök 10 bulduk. Yani burası kök 10 oldu. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şu üçgenin alanı isteniyor. E o zaman şu 45'in de mantığını da kullanmam lazım. Hocam şuradan bir dik çizsem. 45 45 90 üçgeninden burası 45 45 90 üçgeninden 3 Üç kök 2 ise burası da 3 burası da 3 oldu. E hocam şurada da bir 90 derece. Pisagor bağıntısı kök 10'un karesi eksi 3'ün karesi yani 10 eksi yani şuraya n diyecek olursam n kare artı 3'ün karesi eşittir kök 10'un karesi olduğundan dolayı 10 eksi 9'dan n kare eşittir 1 çıktı. Yeni de buradan 1 bulduk. n 1 çıktı. O zaman alan belli arkadaşlar. Nedir? Tabağın 4 yaptı. Bakın şuraya kadar kısım 4 yaptı. Yüksekliği de 3 yaptı. 4 çarpı 3 bölü 2. 4 kere 3 12 bölü 2'den cevap 6 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız balıkesir oldu. ABC üçgen ile şu üçgen benzermiş ve 1'e 4 vermişler. Buradaki 1 ve 4 kenar ortaylar. Eee, kenar ortaylar. Arkadaşlar iki üçgen benzer ve A açısı ile D açısı da birbirine eşit değil mi? Evet. Benzer iki üçgende aynı açılardan çizilen kenar ortaylar uzunluğu kenar ortaylar oranı benzerlik oranına eşit değil midir? Benzerlik oranı o zaman 1 bölü 4. E, burada alan ilişkisi de var. Benzerlik alan ilişkisi ne olacaktır o zaman arkadaşlar? 1 bölü 16. Yani buradaki alan Burada kalanın 16 katı. Yani burada kalan A ise burada kalan kaç A olacak? 16 A olacak arkadaşlar. E adam bize ne demiş? ABC üçgenin alanını A kare demiş. Yani A'ya A kare demiş. Buradaki alan nedir diye soruluyor. 16 A neye eşit olacak? A yerine A kare yazdığımızda 16 A kareye eşit olacaktır. Yani cevabımız o zaman ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı. Aşağıda dik üçgen şeklindeki bir karton veriliyor. Evet şekil 1'de bir, bir dik üçgen verilmiş. Sonrasında devam ediyor. Bu kartonlardan 4 tanesi aşağıdaki şekilde boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılıyor. 4 tanesi boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılmışsa 90'lardan oluşur. Burası dik üçgenlerdir. Ee, arkadaşlar kartonun kısa kenarına A diyecek olursam bir de uzun kenarı var bakın burada. Çünkü niye? Burada bir kısa kenar bir uzun kenar. Bu çakışık olsaydı ikisi de kısa kenar diyebilirdik arkadaşlar. Kısa kenarına A dedim. Hocam kısa kenara A. A kısa kenarına A diyecek olursam bakın burada. Şunun kısa kenara A uzun kenara A artı 2. E o zaman arkadaşlar kısa kenara A uzun kenarı A artı 2. Burası 2 oldu. Kısa kenara A uzun kenarı A artı 2. Burası 2 oldu. Pisagor yapalım bakalım. 6'nın karesi neye eşittir arkadaşlar? A'nın karesi artı A artı 2'nin karesine eşittir. E burada açalım bakalım 36 neye eşit oldu? A kare artı. A kare artı 4 A artı 4 oldu. Buradan 36 Yok. 4 attık öbür tarafa. 32 eşittir. 2A kare artı 4A oldu. 2'ye böldüğümüz zaman 16 eşittir. A kare artı 2A oldu. Çarpanlar ayrılıyor mu? Hmm, ayrılmıyor galiba arkadaşlar. Bunu öbür tarafa atsak çarpanlar ayrılmıyor. Çarpanlar ayrılmadığı zaman burada kal. Burada bir dur. Bir dur. Solukla. Sonra soluyu oku. Senden ne isteniyor? Çekil 2'deki bölgenin alanı isteniyor. Yani şu bölgenin alanı isteniyor. Bu bölgenin alanı nedir arkadaşlar? Hocam bu üçgenlerden kaç tane var? 4 tane var. Evet alanı yazalım o zaman. Alan 4 tane. A çarpı A artı 2 bölü 2 değil mi? A çarpı A artı 2 bölü 2 eşit. Şu şu gidince 2 yaptı burası. 2 tane A çarpı A artı 2. Yani 2 tane A kare artı 2 A yaptı arkadaşlar. Aha bak. A kare artı 2 A'yı biz zaten 16 bulmamış mıydık arkadaşlar? Evet. O zaman 2 çarpı 16 yaptı. Çünkü şu değer akar artı 2 a 16'ya eşit olduğundan dolayı. O zaman cevabımız kaç yaptı gençler? 32 yaptı. Yani sorumuzun cevabı balık esir oldu. ABC ikizkenar kenar üçgen BAD doğrusal ve AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şu AB ile AC'nin eşitliğini şöyle bir yazayım. Sonra BC uzunluğunda 12 vermiş. A arkadaşım ve ABC üçgenin alanı isteniliyor. X kenar üçgen tabanda mevcut olduğu için Tabii ki en önemli hamle tabana ait yükseklik olmalı. Tabanı iki eş parçaya bölsün bakalım. Bir işimize yarayacak mı? 6'ya 6. Ya 6. Hmm. Yaramadı. Ne yapacağız? E, böleceğiz. Mecbur tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışacağım ben. Bu yüksekliği bulmam lazım arkadaşlar. Ne yapalım? 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalalım mı arkadaşlar? Dalalım tabii ki. Alfa 90 beta. Ters açıdan beta. Alfa 90 beta. Alfa ise x kenardan burası da alfa. Alfa 90 ise burası beta. A alfa 90 sa burası da beta yaptı. E hocam ne işimize yaradı? Baksana kardeşim ne var burada? Hocam beta'ya beta. Şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı ve tabanda mevcut insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. 3, 3. Aha. Ben yüksekliği bulmaya çalışıyorum hocam. Yükseklik nedir? Bak şurası 4, 3 daha 7 değil mi? 7 ise H da buradan kaç çıkar? Dikdörtgen oldu çünkü. 90, 90, 90, 90 olduğundan dolayı. E o zaman burası 7 ise arkadaşlar da 12 ise üçgenin alanı 12 çarpı 7 bölü 2. Kaç çıkar? 42 çıkar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlarım şuraya BE uzunluğuna A dersem burası da 2A burası da 2A verilmiş. Sonra buraya B dersem aynı şekilde burası da 2B burası da 2B verilmiş arkadaşlar. E ne yapacağız? 2, 2, 1, 2, 2, 1 oran olduğu için bunlar birbirine paralel mi oldu? Evet. Normalde böyle oranlamalardan dolayı böyle alan dağıtımı yapabiliriz. Ama da paralellik olduğu için paralel doğrularda alan dağıtmak daha mantıklı. Yani benzerlik alan ilişkisi daha mantıklı. Hocam 2 bölü 4 var burada. Sadeleştirme yapma. 2'yi burada koruyalım. Çünkü 2 bölü en büyüğünde ne yapacağız? 5 yapacağız. Öncelikle biz 2 bölü 4'ün karesini alalım. 2 bölü 4'ün karesi nedir? 4 bölü 16. Yani burası 4A iken tamamı 16A'dır. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 12A kaldı. Sonra hocam küçük üçgenle büyük üçgendeki benzerlik 2 bölü 5. İşte o yüzden bozmadım onu. Sadeleştirme yapmadım. Çünkü bana burada 4A var ya. O yüzden burada da bak karesini aldığımda 4 bölü 25 yaptı arkadaşlar. Yani burası 4A korundu. Tamamı 25A. E hocam 16A'sı buradaysa buraya 9A kaldı. Zaten bana 9A verilmiş. 27. A buradan 3 çıkar. ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Yani tüm alan 25 A değil mi gençler? 25 A isteniyor. O da 25 çarpı 3'ten kaç çıkacaktır gençler? O da 75 çıkacaktır. Cevabımız böylelikle C oldu. Yukarıdaki şekilde alan ABC 25 bölü 4 çarpı alan BD olduğuna göre diyor. Arkadaşlar ben bunun yerine 4A yazarsam hop şuraya 4A yazarsam e o zaman burası 4 aken 4'ler sadeleşti işte 25 a. Alan ABC 25 a mı yaptı? Aynen öyle. 25 a yaptı. Peki tüm alan 25 a. E hocam ne yapacağız şimdi? Bu x'ten 6'yı alan dağıtamıyorum maalesef. Şu üçlere bakalım. Hocam 3'ten 12'ye. 3 bölü 12 dediğimiz nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. A tabandaki oran 1 bölü 4 ise alandaki oran da 1 bölü 4'tür. Yani burası bak tamamı B iken bunun tamamı 4B'dir. 1'e 4 oran olduğundan dolayı. E toplamda 5B neye eşit? 5B 25A'ya eşit. E o zaman 25A'ya eşitse B'yi sen buradan kaç bulursun? 5A bulursun. B dediğimiz 5A O zaman burası 20A yaptı. E hocam bunun tamamı 20A olduğundan dolayı 4A'sı buradaysa Buraya ne kaldı? 16A kaldı. E şimdi hocam bak 16A'ya 4A Tabanlar oranı alanlar oranına eşit değil midir? Evet. Yani 16A bölü 4A neye eşittir? Tabanlar oranına eşittir. 6 bölü X'e eşittir diyeceğiz arkadaşlar. E o zaman burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunu bölsek, şunu bölsek 4 yaptı. 4x eşittir alttan, 4x eşittir alttan, x de buradan 6 bölü 4 geldi. 6 bölü 4 de nedir arkadaşlar? 3 bölü 2'dir. Yani cevabımız böylelikle 3 bölü 2 geldi. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Taralı alan. Aa, paralellik verilmiş. İki paralel doğru verildiğinde, önce paralel doğruların şöyle bir üstünden geçelim. Alan kaydırma varsa alan kaydırma yapalım kardeşim. Var mı? Var. İki paralel doğru arasında, ne yapıyoruz? Üçgen verilmişse, paralel doğrular üstünde verilen taban varsa, o tabanı sabitle, tepe noktasını da, bakın bu tabanın tepe noktası da burası. İstediğin yere oynat. Genelde en köşe oynatıyoruz. Hop çekelim D'ye. Evet tepe noktası D olunca taban da yine burası olacak şekilde bir üçgen oluşturursak yine o üçgenin alanı aynı mı oluyor arkadaşlar? Evet. Aynı oluyor arkadaşlar. Şu alanla burada kalan birbirinin aynısı. Yani bu alana A dersem şu kırmızı alana pembe alana ya da mor alana ne derseniz deyin. A dersek burada kalan da A'dır. Çünkü tabanları aynı yüksekleri aynı olacağından dolayı. E hocam A alanı belli mi? Belli. Niye belli? Bak 12 var burada. 12 tabanına ait yükseklik tepe noktası burası. Buradan çizilen yükseklik 8 değil mi? Dışa düşmüş sadece. A alanı 12 çarpı 8 bölü 2. Yani kaç yaptı? 48 yaptı. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Aşağıda birim kareli zeminde K ve D doğruları çiziliyor. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 birim burası. 4 birim burası. Hocam burası da 3 birim, burası da 3 birim. Aa bitti soru. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hocam kenar ortay kenar ortay ama ağırlık merkezi yok. Yani ağırlık merkezini alım sattı ama üçgen yok. E o zaman ne yapacağız? Hop şunu şöyle çizersek bak. Kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu mu gençler? Oldu. E o zaman bir üçüncüyü de ben çizerim. Çünkü ağırlık merkezi alan ilişkisi neydi? E, 6 eşit parçaya ayırıyordu burası arkadaşlar. Yani ne diyeceğiz? Hocam burası da burası da burası da burası da burası da birbirine eşit diyeceğiz. 6A'nın altısında bulur muyum ben? Evet. Dik kenarlar belli. Bir kenar 6. Bir kenar 8. 6 çarpı 8 bölü 2'den. Kaç buluruz A'yı? 4 buluruz. Ama benden ne isteniyor? 2 A isteniyor. Ağırlık merkezine lütfen alanda dikkat edin arkadaşlar. 2 çarpı 4'ten cevabımız kaç çıktı? 8 çıktı. Yani sorumuzun cevabı balı kesir oldu. Yukarıdaki verilere göre ADC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Hmm. Hocam şekilde 90 derece varsa üçgen alanı %99.9 tabana ait yüksekten çıkıyordu değil mi? E bizden şu alan isteniyor. E, bu alanı bulmak için ben 7 tabana ait yükseklik çizeceğim. Hocam o yükseklik hop bu. Geniş açılı olduğundan dışarı düşüyor. E hocam niye bu ikiz kenarları verdi diye kendi kendinize artık soruyorsunuzdur. Alışmışsınızdır benden. Ben bu soruları soruyor soruyorum ya kendinize sorun diye soruyorum. Hocam niye bu ikiz kenarlığı verdi? Aa hocam ikiz kenarda eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşitti. Yani burası 8 ken, burası da 8'dir. Tabanın 7 iken yüksekliğin 8 oldu. O zaman üçgenin alanı 7 çarpı 8 bölü 2. O da kaç çıktı arkadaşlar? 28 çıktı. Cevap balık esir oldu. Yukarıdaki verilere göre BDC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. 30 verilmiş eşitlik verilmiş 90 verilmiş. Valla arkadaşlar ee, hemen 90 çizelim hocam. Ya e, hayır. Dik üçgen var burada. Dik üçgen zaten dik kenarlar çarptığının yazısı. Yani şu kenarları bulursak olay bitti. Ha tamam. Şu taban uzunluğunu bulursak bu tabana ait yükseklik çizeriz. Ama taban uzunluğu bu taban uzunluğu şu an şekilde verilmediği için burada şu ek çizimi yapamam. Yani bu ek çizim burada yapılamaz arkadaşlar. Ne yapacağız? Hocam 30'un mantığını mı kullansak? 30'un mantığını kullanmak için çekeriz bir 90 derece. Şuradan çizsek bir işimize yarayacak mı? 90'ın karşısı 8'si 30'un karşısı kaç yaptı? 4 yaptı. E hocam bunun tamamı 4 kökü çaptı. Ha çıkıyor. 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 Bir buradan çözeyim bir başka yerden çözeyim. Arkadaşlar şurası 4 kökü çaptı. Yalnız dikkat edin. Burada burası da 90 burası da 90. Her ikisi de aynı doğruya diktiği mi? Yani şunlar birbirine paralel oldu. Şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bak eşitliği de kullanmış oluyorum. O zaman burası 4 ise burası 4. E 1'e 1 ya. O zaman burası 2 kökü ise burası da 2 kökü çıkar. 4 çarpı 2 kökü bölü 2'den alana ulaşılırız. Birinci yol bu. İkinci yol bak özel açı mantığını kullanarak böyle yaptık. İkinci yolda şu. Eşitliği kullanayım. Her zaman söylerim. Yani sen e, verilen bilgilerin sırasını değiştirerek çözüm yöntemini değiştirebilirsin arkadaşlar. E, o yüzden her verilen bilgiyi kullan mutlaka mutlaka sonuca ulaşırsın. Hocam eşitlik gördüğümüz aklımıza ne gelecekti? Ort taban. Eşitliğin olduğu yerden bir ort taban çizgisi çizelim. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan bir ortaban çizelim. İki ihtimalimiz var. Ya böyle çizeceksin ya böyle çizeceksin. Fark etmez. Şöyle çizelim. Şuna paralel çizdim ben. Hocam bunlar birbirine paralel. Eyvallah. E burası dörtgen burası da dört olur. Ortaban çizgisi çizdim çünkü. E hocam 90 ya burası. Şu paralelliği kullanalım. Z'den dolayı burası da 90 oldu. Soru bitti arkadaşım. Bak 30 90 60 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası 2 köküç oldu. E hocam bu ortalaban çizgisiydi. 2 ise burası da kaç yaptı? 4 yaptı. Bakın aynı değerleri yine bulduk mu? Bulduk. Üçgenin alanı 4 çarpı 2 kök 3 bölü 2'ye eşittir. O da 4 kök 3 yapar. İstediği şekilde çöz fark etmez. Cevap Edremit oldu. <laughs>